Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bek'le Yeşil Koltuk başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Herkese iyi akşamlar ve iyi haftalar. Radyo Spor Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Hasan Bek her zamanki gibi burada. Ben de tekrardan görevimin başındayım. Ama müthiş bir transfer yaptık. Ara transfer değil bu, gerçek transfer. Bu evet, çilek transferi yaptık değerli Radyo Spor dinleyenleri. Spor spikerliğinin ve yorumculuğunun aynı zamanda ben Ercan abinin yorumlarını da çok seviyorum. Büyük ismi Ercan Taner artık bizimle Yeşil Koltuk programına hoş geldin Ercan Taner. Merhaba, çok teşekkür ederim. Radyo Spor'da hep beraber sizlerle beraber program yapmaktan çok mutluyum. Değerli dinleyicilere saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, hoş geldin tekrar. Bu meşhur trafikte, İstanbul'umuzun trafiğinde. Senin sesin iyi gelecektir. Trafikte iyi gelecektir. Tahmin ediyorum. Değerli Radyo Spor dinleyenleri, her zamanki gibi sizlerin de soru, görüş, eleştirilerinizi ben hem Ercan Taner'e hem Hasan Bek'e ileteceğim. Ercanto Official, Ercan Taner'in Twitter adresi, Hasan Bek sonunda 2K var. Hasan abinin Twitter adresi ve Eyüp Yıldız Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasan Bek, müsaadenle Ercan Taner'le tabii başlıyorum. Fenerbahçe büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Tabii mutlaka burada konuşulmuştur buradaki programlarda. Ama büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ukrayna'nın önemli takımlarından Dinamo Kiev burada Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. Ben birazcık İsmail Kartal'dan oluşan o sistemin, düzenin bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yeni transferler de daha tam anlamıyla Ercan Taner takıma adapte olmuş değiller. Bu olumsuz performansı nasıl değerlendirirsin? Neydi sorun? Bu sorun sezon başı. Türkiye'de sezon başı maçları her zaman sancılı geçer, zor geçer. Ama o maçı gözümüzün önüne getirirsek, maçın önemli anlarında çok enteresan pozisyonlara girdi Fenerbahçe. Koskoca Dinamo Kiev'in çok zor durumlar yaşadığını hep beraber gördük. Ama orada eline geçen, işte İrfan Can'ın topu direkten dönmese, girilen pozisyonlar var. Tamam, yeni bir takım kuruluyor. Yeni bir transfer girişimi başlatıldı. Bunların hepsi oldu. Yalnız şunu belirtmem lazım. Burada ben suçluyu sezon başı olarak görüyorum. Bu sistemin değişeceği zaten belliydi. Jesus yeni bir takım kuruyor. Brezilyalılar geldi. Yine Brezilya ekolüne dayalı bir takım izleyeceğiz. Fakat Dinamo Kiev'in o maçta çok zor durumlara düştüğünde lütfen unutmayalım. Ya Fenerbahçe de o gün çıkıp sahada döküldü. Pozisyona bile giremedi. İşte ortaya böyle bir tablo çıktı. Bu nasıl takım? İlk maçta bile belirtemedi. İlk maçta da Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Ya, sezon başı olmasına rağmen iyiydi. %60 ilk maçtaki topu sahip olma oranı. Okey. Talihsiz bir karşılaşmaydı Fenerbahçe. Ben öyle görüyorum. Kaçan pozisyonlar vardı. Ama az önce de sohbet de ettik. Ümit Özdağ maç esnasında bir tweet attı Hasan Bek. İsmail Yüksel'e dikkat, her an kırmızı kart görebilir dedi. Ve bir 10-15 dakika sonra İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. Orada İsmail Yüksek tercihi çok tartışıldı Hasan Bek. İkinci nokta, şimdi senin 3 yıldır özellikle Ali Koç geldiğinden beri diyelim, hatta 4 yıldır bangır bangır söylediğin bir nokta var. Çok net bir santrafor. Çok böyle üst seviye, üst level bir santrafor. Onun da yetişmemiş olması bir etmen değil miydi? Yani kaçan pozisyonlar, penaltılar vesaire. Santrafor olsaydı daha farklı bir hikaye olurdu. Şimdi şöyle, çarşamba Eyüp yoktu, adadaydı. Özgür Sancar'la program yaptık, konuştuk. İşte saat 20'de Kiev maçı başlayacak. Okey, tamam. Ne diyorsun? Baktım Özgür, şunu söyleyeyim dedim. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olması için bu turu tahmin ediyorum geçer. Çünkü Dinamo Kiev 6 aydır 7 aydır maç yapmamış. 15 tane hazırlık maçı yapmış. Doğru. Tamam, okey. Şimdi takımın Fenerbahçe iyi oynayabilir. Muhakkak da iki maçta da, şimdi işte deplasmanda Dinamo Kiev. Ama ismi var, cismi yok.
ismi adı var. Ha, ismi var abi, cismi yok şu anda. Yani bunu kabul etmek lazım. Şimdi dışarıda da Ümit Özat'la sohbet ettik. Şimdi Ümit Özat o kadar eleştiriyor ki, eleştirince de ben savunuyorum. Ondan savunma pozisyonuna giriyorum. Çünkü hayır, futboldan biliyor, işi yok. Kaptanlık yapmış. Önemli bir Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından. Şimdi, daha iyi bildiği için daha çok esasında kötü bir şey söylemiyor. Hırslanıyor. Çünkü kolay olacak bir şeyi niye zora sokuyorsunuz? Hani şimdi hep söylerim, deveye demişler ki yukarı mı gidersin aşağı mı gidersin? Bu Süleyman Demirel'in çok önemli bir şeydir, veciz lafı da. Deve demiş ki ya düzen oldu ki. Düzen oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu bu. Ya yukarı mı gidersin? Yani yokuş mu çıkarsın? Yokuş aşağı mı inersin? Ya düzen oldu ki. Düz ne? O gün söyledik. Ya bugün Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa 5. yıl artık. Bir tane baba santrfor, pivot, bir tane değil. Çıkarken burada 20.50'de 19.50'de iki tane baba santrfor alacak ya. 5. yıl biz bunu, işte Filip Kokulu 2018'in Ağustos'unda söyledik. E baba, 2018 Ağustos, artık baktık Eylül'de. Şimdi dedik ki bu artık, ya baba bir santrfor istiyoruz şöyle bir falan. Okey. Ya 2018 geçti, 19 geçti, 20 geçti, 21 geçti, 22 geçiyor. Hala dünya çapında bence Ali Bey'in bugüne kadar en önemli transferi hoca. Jesus'u getiriyorsun. Okey. Çok zor bunu getirmek, çok zor. Sevgili Ercan Taner, senin yanında bunları konuşmak tabii. Estağfurullah, estağfurullah. Yani sohbet ediyoruz. Ama ben Fenerbahçeliyim tabii. Ya insanın içi yanıyor. Yani böyle bir bakıyorsun, bazı şeyler var hayatta. Şimdi yutkunuyorsun, yutuyorsun, gidiyor. Arkanı dönüyorsun. Fakat Eyüp, şimdi Fenerbahçeli taraftarların psikolojisi şu. Benim gibi hepsi. Bakıyor. Bir daha bakıyor, anlamıyor. Ya buhar çıkıyor kafadan. Baba. Şimdi burada tek suçlu var. Ne hoca, ne taraftar, ne oyuncu, ne İsmail. Tek suçlu var. Suçlu diyorum ya. Bak şimdi. Başkan Ali Koç. Ya çünkü artık suçlu konumuna giriyor. Ya çağır beni. Çağır Ercan Taner'i. Ya yoldan geçen birisini çağır ya. Etrafındakilerinden bir sıyrıl ya. Şu var. Hemen bir tek top oynayayım. Ayağımın içiyle. Bizim format bu zaten yani. Tamam. Ben araya sadece faul olduğu zaman giriyorum. Fenerbahçe taraftarı şunu bekliyor bence. Çok doğru bir yere temas ettin Hasan Bey. Onu söyleyeyim. Şimdi Van Hooijdonk tarzı bir oyuncu bulmak zor mu? Bir. Biraz daha eskiye gideceğim. Markalardan bahsediyorum. Kenneth Anderson'u bulmak, ya o tarz bir oyuncuları bulmak zor mu? İki. Şimdi en yakın rakiplerin. Gomez aldı mesela Beşiktaş yıllar önce. Evet. Aboubakar'ı aldı. Aboubakar. Şimdi bu oyuncular şampiyonluk getirdi. Evet. Galatasaray'da da var bu örnekler. Gomis var. Daha önceye dönelim, Drogba. Drogba. Fenerbahçe bunu, ama Türkiye'de bu marka isimleri ilk gerçekleştiren kulüplerden biri zaten. İşte Kenneth Anderson'uyla, Pierre Van Hooijdonk'uyla. Yıllar öncesinde Gordon Mill döneminde bir tek Ferdinand bir sene geldi, bir kupa aldırdı. Kaç yılıydı? Ya Ferdinand geldiğinde 85 olabilir, 5 ya da 86 olabilir. Şu şöyle söyleyeyim. Ya kiralık geldi, gencecikti. Sevgili 88 Ercan galiba. Evet. Benim çocukluğuma denk. Schumacher'in Fenerbahçe'de oynadığı dönem. Sen baksana, sen orada var. Schumacher'in Fenerbahçe'de oynadığı dönem. Evet. Schumacher. Şimdi ben o zaman gencim, yakışıklıyım, Eyüp Yıldız gibi. Maçta ilk maçı oynuyor Gordon Mill. İlk maç spor yazarları İnönü. Bugünkü Vodafone 88. Evet. Ben çünkü şimdi, çok net hatırlıyorum hani, o sezonu. Ali Bey'in 80 tane oyuncu transfer etti. Bak Ali Bey, söylüyorum. 80 tane. Futbolları anlamak için çok bir dahi olmaya gerek yok. O zaman genciz. 20'li yaşlarımız. Dahi belki 20 bile değilim. Maça gittik. Bir tane bir adam geldi. Esmer bir şey. Daha ilk maç. Fenerbahçe. Fenerbahçe Nezih'i var. Balıkesir Spor'dan bir yerden geldi. Adı meşhur Deli Nezih derlerdi. Lakabı oydu. Hakaret için söylemiyorsun kimseye. Tabii Deli Nezih derlerdi. Stoper oynar. İri yarı böyle şey. Bir de Bahtiyar vardı galiba. Bahtiyar yorulmaz. Bahtiyar. Santrafor. Santrafor.
Batiyar daha önceydi galiba. Erdoğan Arıca ile gelmişti onlar. Eskişehirspor'dan geldi. Evet. Bursa Eskişehirspor. Şimdi bir adam topu alıyor. Aldı genç bir adam. Beşiktaş'ı almış. Kordon mil getirmiş İngiltere'den. Topu atıyor. Biz de tribünde seyrediyoruz. O şeyde şu andaki şeref tribün ve şeyin olduğu yerde. Numaralının olduğu yer. Bir adam da orta sahadan gitti. Şimdi Batiyar bir tuttu şöyle. Bir omuz koydu. Baktı gidiyor adam. Tuttu sarıldı. Şey yaptı durmuyor. En son ne yaptı biliyor musun? İki bacağının arasına bacağını koydu. İtti düştü altında kaldı. Gitti golü attı adam. Ya dedik ki bu futbolcu. Evet bunu tüm Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar o gün olanların hepsi bu büyük futbolcu. Kaç yaşında? 18 yaşında, 17 yaşında. Bir yıllığına Queen's Park Rangers'ten Gordon Mill kiralık olarak getirdi. İngilizler şunu söylüyorlar. Oyuncunun lig deneyimini yaşaması lazım. Bunu ama biz İngiltere'de az takımda oynatamayız. Sana diyorlar bu oyuncuyu vereceğiz. Bir yıl. Ve sonra da İngiltere milli takımının santraforu oldu. Gordon Mill'in kredisiyle. Yoksa başkası yoksa. Büyük bir kredisi var. İngiltere Liverpool kulübüne girince İngiltere'de Anfield Road'da. Evet. Solda bir fotoğraf var. Ben maç anlatmaya gitmiştim oraya. Liverpool Avusturya Wien maçı. Şöyle bir baktım. Gordon Mill. 6 numaralı forma. Müthiş bir kredi var. Müthiş bir kredi. Bir de İngiltere Ümit Milli ve Genç Milli takımlarında görev aldığı için hemen veriyorlar. Hemen veriyorlar. Mundar etmeyeceklerini biliyorlar. Tabii ki. Ya bu çok önemli bir yere temas ettin sevgili Hasan Bey. Yani futbolcunun iyi olup olmadığını anlamak için ne teknik adam olmaya. Ya seyyar satıcı, o salatalık satar ya adam, domates, evet. Sakar. O da anlıyor. Bu kadar futbol basit bir şey. Baba sen 80 tane oyuncu alıp hala bir santrfor bulamadıysanız. Ya bunu ben artık ayıp ya. Ayıp, ayıp. Ki bunu bu sene çok önemli. Bulunması neden önemli? Jesus yarışmacı teknik direktörler arasında dünyada ilk 5'e girer. Onu söyleyeyim. Çok önemli bir teknik direktör var Fenerbahçe'nin başında. Ama onun sonucunda golü, çerçeveyi bulup topu ağlara gönderemezsen bir bakmasın şampiyonluk kaçmış. Bir maçta kaçabilir. Bir maçta kaçabilir. Peki Ercan Taner, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin şu ana kadarki takıma etkilerini nasıl görüyorsun? Ya sezon mesela, başında bu yorumları yapmak sihirbazlık. Onu söyleyeyim. Erken mi daha? Ya sezon başında büyük sihirbazlık. Araujo çok eleştirildi. Bildiğin Araujo. Onun performansı bayağı bir tartışıldı. Ama ben oyuncuyu biliyordum. Evet. Ya şöyle biliyorum. Bu oyuncu orta alanda şunu bekliyor insanlar. Top alacak. Dört kişiyi geçecek. Kalecinin üstünden aşıracak. Ayağının içine boş kaleye bırakacak. Şimdi onları hiç hayal etmeyin. Artık dünyada bu iş değiştiği için. Araujo biraz orta alanda bu işi savaş yönünü benimsemiş bir oyuncu. Onun için getirilmiş bir oyuncu. Onun için biraz acele etmemek lazım. Oyuncu transfer bugün yapılıyor galiba. Evet. Şimdi sevgili Ercan Taner de soruyor ya, ne diyorsun futbolcular, oyuncular için? Bir gün burada yine program yapıyoruz. Sadık Çiftpınar diye bir arkadaşı Fenerbahçe Malatya'dan transfer etmiş. Nasıl diyor? Sor. Ben anlatayım. Sadık Çiftpınar Malatya'dan Fenerbahçe'ye geldi. Ben de Hasan Bek çok iyi bir, yani atletizmi var Sadık'ın, çabukluğu var. İyi bir stoper transferi yaptı dedim Fenerbahçe. Hasan Bek de bir izleyeyim, ondan sonra konuşurum. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Adını Sadık'ı biliyorum ama dedim, hiç dedim seyretmedim. Dikkatimi de çekmedi. Biliyorum Malatya Spor'da böyle piyol sonra gibi saçı maçı falan, bir göreyim dedim. Sonra zaten bir maç dedim, bu pazar günü karateci. Pazartesi maç, pazar günü maç var. Pazartesi de program var. Ne diyorsun dedim. Bu karateci dedim. Ya şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncuya 2 milyon dolar verdi. Bu dedim Fenerbahçe'nin ilk maç. Oyuncusu değil belli. Topu dürterek gidiyor. Malatya'da oynar, Kasımpaşa'da oynar. Şimdi kardeşim biz bunları, bunun için ben futbol şeyim. Ya çok iyi bir yere temas ettin Hasan Bey. Şunu söyleyeceğim. Oyuncular vardır. Hepsine saygı duyuyorum. Büyük takım oyuncusu çok ayrı bir olay. Peki Ercan Taner, şimdi Fenerbahçe'de turu kaybetmeyle ilgili birazcık böyle bir tartışmalı ortam oluştu. Bir panik durumu oluştu demeyelim. Abartılı olur ama böyle bir can sıkıcı bir ortam oluştu. Acaba biz sistem değişikliği yaparak iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Hocanın tercihleri vesaire. Sistem değişiklikleri her zaman çok güzel olmaz. Futbolda böyle bir kural var. Artık o sancıyı yaşayacaksın. Ama bunun sezon başında olması bazen iyi olur. Yoksa sistemini oturtamazsan, diyelim ki 7 hafta geçti, işte ligimiz başlıyor, ben bir türlü sistemi oturtamıyorum, maç kazanamıyorum, o zaman ne oluyor? Esas panik o zaman başlıyor, belki de o zaman şampiyonluğu kaybedersin. Evet. Peki Fenerbahçe'nin oyununa baktığında, şimdi bir santrafor eksiği bariz bence de, yani orada bence, tartışmasız bir isim olması gerekiyor. Mesela Ferdi.
aklıma geldi şu an. Ferdi çok iyi futbolcu. Evet. Hücum yönü çok iyi. Yalnız Jesus da bunu düşünüyor bence. Sol kanatta ya da sağ kanatta bir değişik savunma yönü var. Yani ya hücumun hep iyi olabilir de bir de savunma yönü var. Bir bek oyuncusunun asli görevi savunmayı kusursuza yakın yapması, ekstradan bonus olarak hücuma katkısı değil mi? Ama hücum katkısı bonustur değil mi savunma oyuncusunda? O, zaten çok iyi hücum yaparsan da o zaman dünya standartlarını yakalıyorsun. Türkiye'de uzun süre kalmazsın. Evet. Ya o dediğim hücumu yaparsan. Peki şöyle diyelim. O sayıyı da dönem dönem aynı problem olabilir. Bu isimler klasik bek değiller. İleride sıkıntı yaratabilirler. Yaratırlar kesin. Ya bir sezon onlarla geçmez. Bunu net olarak söyleyebilirim rahatlıkla. Ya evet. Oraya oyuncu düşünmeleri gerekiyor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk devam ediyor. Evet, değerli Radyo Spor dinleyenleri, tekrardan karşınızdayız. Ercan Taner'le ilgili inanılmaz tebrik mesajları alıyoruz. Eyvallah. Transferi nasıl bitirdiniz diyor. Tabii rekabet vardı. Çok ciddi anlamda teklifler alıyordu ama biz... Hasan Bekir'de. Fenerbahçe Transfer Komitesi'nden daha başarılı olduğunuzu söyledi. Evet, evet. Şimdi bir tane arkadaşım mesaj atmış, ona baktım. Vedat Muriç'e ne diyorsunuz diyor. Net santrafordu diyor mesela. Bir de Vedat Muriç vardı diyor. Vedat Muriç. Ya Pierre Van Hooydonk, işte Anderson, ya biz tamam net santrafordu da biraz bunu üst, daha üst, ya millet gördüğü zaman ceketini ilikleyecek diyecek ki Anelka evet. Mı? Gerçi o biraz daha striker'dı. Değil. Ya ceketini ilikleyecek diyecekler ki evet işte. Şimdi hayatta ne kötü biliyor musun abi? Allah kimseyi gördüğü günden geri bırakmasın. Amin. Sen Roberto Carlos'ları, Anelka'ları, Van Hooydonk'ları, Anderson'ları, Alex'leri bu statta seyrettikten sonra son 4 yıl, şu 5. yılı görüyor, bu kadar vasat takım şampiyon olabilir, bir şey demiyorum. Ama ya ben bu takımın şampiyon olacağında bu sene inanıyorum. Yani ben çok ekstra bir şey olmazsa bu hoca bu takımı şampiyon. Şu anda lig öncesi büyük favori. Evet, öyle büyük favori. Çünkü hoca büyük favori. Yani evet. Hoca başka birisi olsaydı hiçbir şey demezdim. Yani ben takım şampiyon olmaz demiyorum. Bence de en önemli 2-3 adaydan 2 tane aday varsa biri Fenerbahçe. Ama abi şimdi birisinin şimdi kulüp başkanının adı bir Ali, adı Ali, soyadı Koç ola ola. Abi 80 tane transferin 60 tanesi, 65 tanesi, hani 10 tanesi 80 diyorum bak. Şaka yapmıyorum abi. Yüksek rakam. Çok korkunç bir şey. Bir de bir 20 tane de vardı bu takımda, 30 tane, 100 tane, 5 yıllık. Ama Fenerbahçe tane... çok iyi de satışlar yaptı. Bu da bir gerçek. Eyüp bak şöyle yani... bir şey söyleyeyim. Ercan Taner bana katılır mı? Eyüp şöyle söylüyorum. Abi 5 yıldır Fenerbahçeli olan çocuk yok. 8 yıldır bu takım şampiyon olamıyor da. Beşiktaş. Ya sizin yılların Fenerbahçelisi olarak esasında tam bir teşhis var şu anda. Evet. Ya hastalığa teşhis bulundu. Evet, çocuklar abi. Şampiyon olacak. İşte çocuklar öyle takım tutuyorlar. Evet. Şampiyon olacak, kupalar alınacak. Avrupa'da tur atlayacaksınız, final oynayacaksınız. Evet. Avrupa Kupası da olacak. İyi ya da kaybedeceksiniz, evet. Ama öyle takım olunuyor. Öyle Fenerbahçeli. Ya çocuklar öyle oluyor. Çocuklar Beşiktaşlı oluyor son 10 yıldır. 12 yıldır Beşiktaşlı ağırlıklı oluyor. Evet. Ve tabii ki Trabzonspor bu sene şampiyon olduğu için Trabzonluların çocukları hani başka Galatasaraylı falan olmaktan kurtuldu. Onlar yine Trabzonlu olacak. Öyle bir, ama bak Fenerbahçe küçülüyor, sıradanlaşıyor. Şimdi bugün konuşuyoruz işte, diyorum ki 600 Ali Bey bu kulüp için lazım. Elsem bu kulübün borcu 2018'de 3 Haziran'da 650 milyon euroydu. Bugün 350 milyon euro. İşte anlatıyorum, savunuyorum, hı hı. Ali Bey'i başkalarını. Diyorum ki 300 milyon euro bu kulübün borcu azaldı. Diyorlar ki ya Ali Koç olmazsa bu Fenerbahçe olmayacak mı diyorlar. Söylüyorlar bana. Ya tabii ki olacak. Ama evet, bir şeyin cevabını veremiyorum. Şimdi Ali Bey'i birisi eleştirince ben de savunuyorum. Ki doğru da. Evet. Ama abi çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. En büyük tehlike bu. Ya şampiyonluk bekliyor artık. Fenerbahçe taraftarı başka hiçbir şey beklemiyor. O kadar çok sıradanlaştık. Peki iki tane sorun var. Bir tanesi dinleyicimiz göndermiş. Minji Hakim'in takımdan ayrılması, Atilla Salah'a da gitmek üzere deniliyor. Hı hı. Bu hani şampiyonluk isteyen bir Fenerbahçe varken sıkıntı yaratmaz mı? Para ikinci planda olmalıydı demiş. Birinci soru bu. İkinci soru da Ercan Taner, Hasan Bek, bu sene şampiyonluk gelmezse ne olur? İyi olmaz. İkinci sorudan başlayayım ben. Başkan Ali Koç devam eder mi, etmez mi?
ya Fenerbahçe'nin geleceği anlamında devam eder mi etmez mi? Güzel bir soru bu. Ama zorlanır devam etmekte diye ben hemen cevap vereyim. İkincisi de Türkiye'ye transfer yapıyorsunuz. 3 milyon euroya aldınız Kim Min-jae'yi diyelim. Evet. 20 milyon euroya büyük bir ihtimalle değil mi? Evet. 18 artı 2. Bir de oyuncuyu tutamıyorsunuz. Biz kendimizi hiç dev aynasında görmeyelim. Oyuncuya Napoli transfer teklifinde bulunuyor. Ya da başka bir oyuncuya mesela Bundesliga'dan bir teklif geliyor. Üst düzey. Dortmund'dan geliyor. Oyuncuyu tutamıyorsunuz. İşte Rıdvan Torino'ya gitti. Tutamadınız. Bitti. Emir Rıdvan Rangers'a gitti. Rıdvan Rangers'a gitti. Emirhan Torino'ya gidiyor. Torino'ya gidiyor. Tutamıyorsunuz ya. Düşünemiyorsunuz. Torino. Tutamazsın. Yani bu yüzden bir de 20 milyon euro, 15 milyon, 20 15 milyon rakamları konuşulmaya başladığı zaman tutamıyorsun. Kendin götüreceksin abi. Hani Aziz Üstel zaman ne dedi ya, Arda'ya 10 milyon euro verirse ya ben sırtımda götürürüm. Şimdi geldi. Hayır, o rakamları 15 milyon euro kim olursa olsun Türkiye'de her takımın oyuncusu için söylüyorum. Sırtında götürsün. Ya mesela şunu da bulamazsan, Totti gibi bir oyuncum var elinde. Evet. Roma'da hiçbir yere gitmedi. Real Madrid'in işte milyonlarca euroluk tekliflerini hep reddetti. Evet. Hep takımında kaldı. Şimdi öyle oyuncu da dünyada çok azaldığı için ben o Totti örneği çok önemlidir. Ya ben oyunculardan şunu bekliyorum. Hedefim Avrupa diyor genç oyuncu. Evet. 17 yaşında röportaj yapıyorlar. Hedefim şu demiyor. Ben bu takımda kalacağım. Bu takımın kaptanı olacağım. Bu takımla Avrupa kupalarında büyük başarıya imza atma sevincini yaşayacağım. Onlar çok... Böyle bir hedef yok. Öyle bir tabii şu var. Mesela Roma'da Totti, Juventus'ta Nedved miydi? Nedved işte, o kadar çok oyuncu sayılır ki Juventus'ta. Bunlar evet. Çok ayrı bir karakter yani. Şimdi dedi ki küme düştü takım, ben de bunu çıkartacağım. Çıkarttı büyük bir ve kariyerinin en iyi döneminde. Bülent Korkmaz'ı da sayarız değil mi? Burada. Bak, o da hiç değiştirmedi. Bak, bazı ben... adamlar var bak, şimdi bunlar yetenek. Evet. Sen hem şimdi, yetenekli olup seni yollasam sen Flora yollasam gitmezsin bir yere. Bu farklı bir şey. Bunlar bu yetenek. Son dakika gelişmesi. Seni kim ister? Beni. Yani hadi git. Beni şu an yani futbolcu olarak istemezler ama tabii başka ya. Yeteneklerim var, anlatırım birazdan. Beşiktaş Masuaku'yu, yanlış mı okudum? Masuaku'yu bir yıllık kiraladı. Sol bek pozisyonu. Son dakika gelişmesi bu. Evet. Ayrıca, West Ham. Evet, West Ham'dan geldi. Ayrıca Galatasaray'da Arsenal'de çok süre alamayan 6 numara Lucas Torreira'yla anlaşmak üzere bu son dakika gelişmelerini. Demokratik Kongolu. Premier Ligi bilen misin? Premier Ligi seyredince şans bulan ve deneyimli, özellikle de Valerian İsmail'in oyununu düşünüyorum. Üçlü oynamaya çalışıyor. O sol kanatta iş yapabilecek kapasitede oyuncu arıyor. Bu umutla olmayacaktı Beşiktaş takımında. Bu yüzden de deneyimli, 28 yaşında şu anda. Bu oyuncuyu transfer ederek üçlüde belki bir deneme yapacak ama fazla ısrar ederse de Valerian'ın işi zor olur. Dörtlüde de iş yapabilecek bir oyuncu. O zaman şöyle... Beşiktaş iyi bir seçim yapmış. Yok, Beşiktaş iyi bir takım yapıyor. Kuvvetli. Beşiktaş'ın şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray'ın iki problemi var diyoruz. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Evet değerli dinleyenlerimiz, tekrardan karşınızdayız. Reklam ve yarış arasına gitmeden önce Beşiktaş demiştik. Beşiktaş'ta yeni bir hoca, yeni bir sistem var. Gerçi geçen sezonki o 6 maç, 6 veya 7 maçtı evet. Galiba. Bir hoca için de adaptasyon oldu. Takımı tanıma süreci oldu. Onu da belirtmiş olalım. Ve yeni bir ekip kuruldu. Yeni transferler geldi. Tabii sürpriz ayrılıklar da oluyor. Onları da sonucu. Doğru. Ercan Taner'e. Mesela Rıdvan Yılmaz. Ben Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından hissettiğim şu. Kalsa bizim için daha iyiydi diyor. Yani biz şimdi sol taraf için bir şey düşünmüştük. Düşündüler. Aldılar. Evet. Artı Emirhan İlkan konusunu soracağım. Yine Emirhan olayı olmadı. Hemen Beşiktaşların bekleyeceği cevabı söyleyeyim. Olmadı. Şimdi oyuncuyla sözleşme yapıyorsunuz. 3 yıl. Ben de teknik direktörle şok olduk diyor Valerian İsmail. Sen sözleşmeye maddeye yazıyorsun. 4,5 milyon euroya serbest kalır. Şimdi bunu şöyle söyleyeceğim. Torino değil de Türkiye'de işte 4,5 milyon euroyu yatıracak kim var? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Ne yapıp ne edip? Eğer bunu net olarak isteselerdi yatırıp almazlar mıydı? Mesela Fenerbahçe isteseydi. 4,5'u yatırırdı.
Oyuncuyu ikna ettikten sonra çat diye alırdı. Öyle değil mi? Tabii ki. Oyuncuyu isteseydi 4.5. Onu biraz daha yüksek tutmaları gerekiyor. Beşiktaşlı taraftarların beklentisi oydu bence. Ama ya 8 milyon euro, 7 milyon euro o teklif gelir mi, gelmez mi? 4.5 milyon euro dediğim para ufak bir para değil. Değil. Kendini daha sonuçta bir yetenek ama ne olduğu belli değil. Yani şimdi sen de ligde yarışıyorsun. Niye Fenerbahçe, niye Galatasaray almıyor? Niye Trabzonspor, Abdullah Avcı dediğin hoca? Hadi Okan Buruk dediğin, hadi Jesus, tamam bu ligi bilmiyor da bunlar biliyor. Niye almıyorlar 4.5'u verip? Büyük bir risk. Şimdi bu şeyde karşı takımda bir risk almış. Bunlar onlar için bir para değil. Değil. Orada kesinlikle katılıyorum. Ekonomik anlamda adam diyecek ki mesela ben Rıdvan'ı aldım ama evet. Glasgow Rangers. Ben seni biraz tecrübe kazan Aberdeen'e kiralıyorum. Aynı ligde. Aynı ligde. Aberdeen adlı takımı evet. da biliyoruz. Futbol severler çok yakından bildiği için söyledim. Aberdeen isimli evet. örnek verdim. Ya da Hearts'a vereceğim seni. İskoçya'nın orta sıra takımda. Evet. Ya bir sene ne olur orada oyna. Biz seni görelim. Ya da direkt oynatacak. Biz seni ya düşünüyoruz. Kalacaksın. Marsilya'da biliyorsun. Aynı tehlike Torino için de, Torino'ya giden Emirhan için de. Bologna'ya veriyorum seni diyecek mesela. Ya da Genova'ya. İşte güvenin ikinci lige. Evet. Bir sen orada bir oyna bakalım diyecek. Veya Como'ya verecek. Ha, mesela. Şimdi en son Mourinho'nun aldığı Zeki var Lille'den. En son maçta 76. dakikada oyuna girdi. Endişelendim kendisi için. Evet. 76 demek ki banko 11'de acaba derim, düşünmüyor mu, bir sakatlığı mı var? Yazık olacak, oynayamayacak. Tabii. Yani şey ya, bu kadar çok suçlamak bence hiç sağlıklı değil. Olmuş bitmiş, helal olsun. Ha, ben şunu da söyleyebilirim ama böyle o kumaşı görüyorsunuz ya bence. Evet. Ya biraz daha yüksek olabilirdi. Biraz daha. Bir de oyuncu da kendine gelebilirdi. Ya da oyuncu gitmek istemeyecek yani. O kadar basit, doğru. Şimdi oyuncuya aylık 8 bin lira teklif ediyorlar. Oyuncu 50 bin lira istiyor Emirhan. ama ne zaman yani bu? Bu yakın tarihte sözleşme elilerken. Maaş olarak. Maaş olarak, evet. Aylık maaş olarak. Oyuncu aylık 50 bin lira istiyor Emirhan. Beşiktaş 8 bin lira teklif ediyor. Sonra hadi diyor 10 bin liraya anlaşıyorlar. 10 bin liraya anlaşıyorlar. Ayda maaş. Aylık maaş. Evet. 2,5 milyon euro çıkış bedeli koyuluyor. Fakat Beşiktaş bu bedeli düşük buluyor. 4.5 olsun bari. 4.5 koyuyorlar ama hiç euro. Tahmin et. Evet, 4.5. Peki az önce ısrarla soruyorum. Bu Türk lirası mı? 8 bin, 10 bin euro mu? Hayır, Türk lirası. Türk lirası. Abi şimdi 10 bin lira vereceğin adama da şimdi 4.5 milyon euro da bir uzay yani. Mars. Uzay. Uzay yani. Evet. Şimdi benim zaten Türk lirası. Ben bunu Beşiktaş'ta gazeteci arkadaşlardan öğrendim. Eyv. Şöyle söyleyeyim sana. Sevgili Ercan, demek ki oyuncunun farkında değil zaten kimse. Hani Gülhane Parkı'nda bir var ya, evet. Ben bir diyor ceviz ağacıyım. Ne o sen benim? Farkındasın. Ne de ben? Polis farkında. Polis farkında kimse. Meşhur değil mi? Tabii, kimse farkında değil. O da yazması kolay ya hani şimdi. Evet. Ya yazalım şuraya bir şey. Kim yaptı? Çok. Ya yaz. Ha şimdi şu var. Altyapıdan gelen oyuncuları şöyle ailesiyle iyi geçineceksin. Korumaya alacaksın. Evet. Yanlış söylemişim. Eğitimine. 12.000 TL. 12 ayda 12.000. Bak Beşiktaş'ın teklifi 8.000 TL. Ayda 12.000. Ama pazarlık sonucunda 12.000 liraya anlaşıyorlar. 4.5 milyon euro da getirirsen git diyorlar. Aylık 700-800 euro vereceğim bir oyuncuya. Sen zaten 4.5 milyon euro büyük kim yani. Ama orada Hasan... Orada kulübün ama bir açıklama yapması lazım. Çok düşük geldi rakamlar bana. Emirhan İlkan'ı Fenerbahçe maçında hatırlayacaksın. Fenerbahçe karşılaşmasında o çocuk 17 yaşında da girdi, orta sahayı tek başına çevirdi. Abi. İkinci bir Getson Fernandez efekti. Okay. Yaratabilecek bir oyuncu. Şimdi bak ne diyoruz? Les Ferdinand. Haydi Ferdi, zamanı geldi. Evet. Ya 88 yılında ilk maçında herkes anladı ki bu futbolcu. Evet. Şimdi bu adam da ilk maçında çıktı. Herkes bunu daha... Bu büyük bir çapsızlık. Ya Beşiktaş yöneticilerinin o futbolu kim yönetiyorsa büyük bir hata var. Hata değil, çapsızlık. Evet. Ya bu kadar. Ya hata ayrı bir şey. Ya o vizyon, o bakış açısı olmamış. Evet abi. Beğenmedim ben bunu. Şimdi nasıl neydi Malatyalı bizim oyuncu? Sağda almak nasıl bir çapsızlıksa, bir de 2 milyon dolar verip almak çapsızlıksa, bu da çapsızlık. Ha, bir de antrenörün Valerian İsmail'in şok olduk demesine ben çok şaşırdım. Nasıl? Yani şu var değerli hocam, bilmiyor musunuz siz bu oyuncunun sözleşme şartlarını? Ya da size söylemediler mi? Bu oyuncu 4,5 milyon euro biri yatırırsa serbest kalacak. Ha, şok oldum ne demek? Ha 3 yıllık sözleşme imzalandı. Okey.
Değil mi? Peki abi şöyle söyleyeyim. 12 bin TL aldığına şok olmuyor mu o çocuğu? Ya ben zaten şimdi duyuyor ısrarla ben emin mi? Eyüp emin misin ya? Evet. Gitme sebebi bu zaten. Bana diyor hak ettiğim değeri vermediler. Çok diyor. Ayıp. 12 bin. Kendisi bu arada 50 bin istemiş. İlk istediğinde 50 bin verin demiş. O zaman tekrar konuşulacaktı. Biz senin her şeyini tam profesyonel yapıyoruz, yükseltiyoruz. Ona göre gel çocuğum denecekti. Ama bu artık geç kalınmış bir hamle olarak değerlendiriyorum ben. Beşiktaş yöneticilerinin buradaki kalınmış savunması nedir? Söyleyeyim mi? Biz sana bu parayı verirsek diğer çocuklara da bu zammı yapmak zorundayız. Gerekirse yapacaksın. Yoksa oyuncular tek tek gidecek. Yetiştirdiğin oyuncu ne zaman bir oyuncuya genç takımdan forma evet vermeye başlarsan, A takımda evet süre almaya başlarsa o oyuncu herkesin iştahını kabartır. Bonservisi yoksa. Evet. Şimdi şu 96-2000 Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllarda reklamdan sonra tamam, konuşalım. Bir şey daha söyleyeyim. Nasıl o takım hep iyi oldu? Çünkü hep iyi oyuncuları sattılar. Yedek kulübesinde dedi ki ben bu takımda oynayacağım zaten dedi. Evet. Herkes de ekstra performans koydu. Reklama doğru gidiyoruz. Reklamdan sonra Beşiktaş'ın hazırlık sürecini birazcık konuşalım. Ben çok beğenmedim açıkçası Beşiktaş'ın performansını. Üçlü savunma çok oturmadı gibi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Evet değerli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ercan Taner için gelen hayırlı olsun mesajlarını ben kabul ediyorum. Birçok mesaj var. Teşekkür hepsine ederim. Ercan Taner adına. Hepsine saygı ve sevgiler. Evet, biz de çok mutluyuz. Hasan Bek'le beraber programımız. Şampiyonlar Ligi'ne yükseldik diyebilir miyiz Ercan Taner'le birlikte? Evet, estağfurullah, o kadar yapma. Ben hemen ya, çok grup, kötü olurum. Ya da şöyle yani söyleyeyim. Biz Şampiyonlar Ligi'ndeydik de gruplardan çıktık. Öyle söyleyeyim. Gruplardan çıktık. Daha ne maçlar var? Durum bakalım. Evet, işin şakası bir yana bize çok büyük bir tecrübe ve güç kattın Ercan Taner. Teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan şimdi Beşiktaş'ın hazırlık dönemindeki performansı Beşiktaş taraftarlarını çok mutlu etmedi. Dönem dönem iyi oyun oldu. Mesela son Sampdoria maçıydı sanırım. Orada iyi futbol vardı ama özellikle son maçlarda galibiyet çıkmadı. Bir kere üçlü savunma için Hasan Bek sana da soruyorum. Ercan üçlü Tarık savunmayı oyna o kadar kolay yani değil. Yani bu oyuncu grubuyla üçlü savunmayı oynayabilir mi? Ben Fener hemen net olarak söyleyeyim. Sistemlere kafayı takmayalım da. Ama ben şunu belirteyim. Stoperlerin üçlü savunmada çok iyi olacak. Kanatların mükemmele yakın olacak ki şampiyonluğa oynamak istiyorsan. Ya bir üst düzeyi bizim ligimizde yaşamak istiyorsan. Ama son maçta Sampdoria maçında dörtlü başladı. Dörtlüye döndü. Onu söyleyeyim. Sampdoria. Üçlü de inat ettiği dönemler ortaya çıkabilir. Ama bu kadro şu anda bunu gerçekleştirebilir mi? Kocaman bir soru işareti var bende. Fazla inat iyi değildir yalnız. Ondan sonra Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. Hocamızın arkasındayız diye. Türkiye'de meşhurdur o açıklamalar. Hocamızın arkasındayız cümlesiyle kimler geldi kimler geçti şarkıda olduğu gibi. Abi tabii. Zaten o kelime konuşulmaya başlandıysa ağza gitti diyemezsin eyvah dersin. Şimdi şu var. Okan Buruk'la Valeri'nin iki tane problemi var. İkisinde ortak problem. Bir tanesinde Fatih Terim. Okan Buruk'un. Demokrasinin kılıcı. Evet, o şey Beşiktaş'ta Sergen Yalçın. Şimdi Sergen Yalçın şunu söylemek lazım. Yani gidip orada kimseyi manipüle etmez. O Çeşme'de oturur mangalını yapar. Şey yapar. Keyfine tabii, bakar. Tabii. Kim, öyle bir şimdi bunu kabul etmek. Öyle lazım. Bir karakter. Öyle bir kimin hiç umurunda da değildir. O kimseye gitmez. Ona gelirler. Fakat şeydeki Galatasaray'daki iş daha sıkıntılı. Orada evet. Bunun basını oyu buyu yani şimdi orada biraz kötü gitsin katılıyorum. Ya farklı çünkü orada yani parametreler Fatih Hoca'nın parametreleri bunu biz şimdi bu programda biz abi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz gerçeği konuşuruz. Ismarlama laf konuşmayız şimdi. Biz bu 10 yıldır böyle yapıyoruz. Sen de öyle aynen bir insansın. Öyle. Şimdi bu gerçektir. Yok bir herkesin bildiğin hani Türkiye'de bir mesele var son zamanda. Herkes her şeyi biliyor öyle değilmiş gibi konuşuyor. Çıkıyor. Herkes her şeyi biliyor abi. Sen istediğin kadar. Biliyor bilmez olur mu? Sen istediğin... Geçen sene transferleri kim yaptı? Galatasaray'dan örnek veriyorsak. Fatih Hoca. Ben mi yaptım ya da biliyor, siz mi yaptınız? Ben yapmadım abi. Eyüp sen mi yaptın? Fatih Terim yaptı ama şöyle ben, bir... Ben başka sorum derler. Kaç yıldır meşhur abi? Meşhur filmlerde var ya başka sorum yok diye. Başka sorum. Gerçekten başka sorum yok. Kim yaptı?
Ama işte istediği birinci isimler alınamadı diyorlar. Abi. Ben ikinci isimleri kim yaptı? Yani sonuçta listeyi verdim. Harcanan paralar. Bir ben ona bakarım. Hayır, şimdi o yüzden de Okan Hoca'nın işi daha zor. Konuşacağız birazdan. Son hazırlık maçında Vegors golünü de attı. Hasan Bey, izleme fırsatın olduysa senden de yorum bekliyorum. Ercan Taner mutlaka oyuncuyu tanıyordur. Pesi seven bir oyuncu. Genelde ben başarılı olacağını düşünüyorum bence. Bizim ligde çok rahat 14-15 gol atabilecek gibi duruyor. Seferovic de öyle. İyi bir santrafor gibi duruyor. Bir Vegors yorumu da alabilir miyiz Ercan Taner? Vegors'un mali durumu çok iyi biliyorsunuz. Haberiniz evet. Var değil mi? Aileden gelen. Zengin. Çok zengin. Ben bilmiyorum. Çok esas da para ihtiyacı yok. Varlıklı bir aile. Varlık bir ailenin oğlu. Bizim Eyüp Yıldız gibi yani. İmparator yani. Ama abi, futbolcu güzel. Olup işte Hollanda milli takımında forma giyip nasıl söyleyeyim, Kaka vardı ya. Evet. Brezilyalı. Evet. O da çok zengin bir ailenin çocuğu. Onu biliyorum evet. Ya Brezilyalılar genelde ekonomik okumuş olarak durumları iyi. Vegors da öyle bir ailenin çocuğu ve kendini hep bu mesleğe kendini adamış bir oyuncu. Bu yüzden de o üst düzeyi hep yakalamak istiyor. İşte Hollanda milli takımına seçiliyor. İşte Premier Lig'e gidiyor. İstediği olmuyor. Ama şimdi geldi. Havayı gördü. Burada iş yapacak kanaati iyi bir orada katılıyorum. Yani ligin havasını da görecek şimdi. Evet. Çünkü pres yapıyor. Bir de sinirli bir oyuncu esasında. Öyle nazik gözüküyor da. Agresif bir oyuncu esasında. Yani o yönü de var. Bir de bu seyirci öyle iyi diriltir yani. Tabii. Biraz bu işi seven insan. Tabii. O yüzden ben katılıyorum sana. İş yapar Türkiye'de. Beşiktaş'ın şimdi mesela Kuzey Afrikalı olsaydı, Fas, Cezayir, Mezayir işte ve o tip mesela bir şey de şimdi bir kere o spor ahlakı dediğimiz o işi ciddiye alma şeyi onların zayıf. Canı isterse oynuyor, istemezse oynuyor. Devamlılık yok. Devamlılık yok yani ama bunların spor ahlakı çok yukarıda. İş ahlakı. %100. Şöyle bakıyorum. Mesela hücum olarak gayet üst seviye Beşiktaş. Vegors, Muleka, Gezzal, arkalarında Gedson Fernandes. Gayet kaliteli bir rotasyon. Ben diyorum ki Gedson'un yanına şimdi Josef'in sakatlığı var. Madem Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Sevgili Hasan Bek de belki buna yorum yapacak. Bir iki yönlü yine bir baba bir orta saha lazım gibi geliyor. Yalnız Salih iyi oynuyor. Ya da on numara. Josef'in yokluğunda Salih Uçan iyi işler yapmaya başladı. Devamlılık. Orada soru işaretim bu. Zaten Eyüp zaten her şeyi çok geliyor zaten anlamadığı buradan anlaşılıyor. Şimdi abi Josef'le Salih Uçan'ı karşılaştırıp ona güvenip eğer sen olmaz. Bir takım yapacaksan yola çıkacaksan zaten bu kafayla yani bu kafa zaten bu arıyor zaten Beşiktaş. Arıyor değil. Çok önemli bir oyuncu gerekli kaybetti. Çünkü. Çok önemli. Şimdi sevgili Ercan Taner bu 3 yıl önce Beşiktaş'ın işte Ahmet Nurçevi'nin ilk şampiyon olduğu dönem biliyorsun Beşiktaş yanıyordu cayır cayır. Evet. Hani yanan ev vardı Fikret Orman'ın mahalleyi yaktı gitti. Öyle dedi ben yani, yanan eve girdim. Ama ya. Sonra yanan mahalleyi bıraktı Ahmet Nurçevi'ye. Burada program yapıyoruz Temmuz ayı. Bütün oyuncular UEFA'ya gitmiş, FIFA'ya gitmiş. Her yere şikayet. Hiç kimse parasını alamamış. Şeyinde, doğru. Böyle bir felaket. Ben de dedim ki ya burada Temmuz ayın sonu. Lig başlayacak. Dedim ki bu takım ilk 5'e giremez dedim. Yani bu ilk 5'e, bu Beşiktaş takımı ilk 5'e giremez. Sonra tabii benim bu kulak verdi Beşiktaş yönetimi. Tabii şey olmasın. Söyle kimleri aldılar? Abubakar geldi. Son gün. Ya Abubakar son İlk gün gelmedi de son evet. Hafta geldi. Son gün Gezzal'la Rozier geldi. Bak Abubakar, Gezzal, Rozier, Josef bir kişi daha geldi. 5 tane. Ve bu transferleri de 600 bin euro o yıl transfer bütçesi harcandı. Bonservis ödendi. Hepsi kiralık. Erdal Torunoğulları. İlk takımı kuran da Erdal Torunoğulları'dır. Evet. Gomis'i getiren de odur. O ilk şeyi yapan. O takım şampiyon oldu. Şimdi o takımdan bu takıma, o takımda Josef, takım o Josef olmasaydı, o oyunculardan biri olmasaydı, Abubakar olmasaydı o takım şampiyon olmazdı. Josef olmasaydı hepsi olup yine o takım şampiyon olmazdı. Gezal olmasaydı müthiş bir büyü vardı. Şu anda şey çok zor olacak yani Josef'in olmayışı Beşiktaş'ta. %100 aynı kanaatteyim. Ne yapacaklar? O yüzden de orta sahaya mutlaka az önce o bahsettiğimiz takviye yapmak zorundalar. Ama iki tane Josef almaları lazım. Evet. Bir tanesi ya da o şeyi göndermeyecektin. Alex'i. Evet.
Ya da onu gönderme. Madem arıyorsun for, evet. Şimdi Gezzel şeyin arkasında denenir mi? Bence denenmez. Denenmez. Forvet'in arkasında Gezzel değişik oynuyor. Hayır, Gezzel o sağ kanatta. Weghorst'u onun için aldın zaten. Evet. Ya Gezzel hazırlayacak çoğu zaman, Weghorst atacak. Onun için transfer edildi zaten. Gezzel de müthiş bir oyuncu. Müthiş. Ama o şeyin arkasında oynayamaz forvet arkası. Çok zor bence. Zor. Orası. Ve kendisi o yorumu da yaptı. Hiç oynamadım dedi. Bu Beşiktaş'ta iyi bir yorumdur bence. Hoca'ya mesajdır. Beşiktaş'ta sıkıntı şurada. Wellington, Saiz, Oğuzhan, Rozier. Rozier tamam ama Wellington, Saiz, o stoper... Saiz iyi de Wellington... orada büyük soru işaretim var. Onu söyleyeyim. Ya, özellikle de üçlü de. Oraya da bir soru işareti koyuyorum. Üçlü zaten oynayamazlar yani şu rotasyonu. Sayız işi biliyor. Sayız tamam ama Wellington hiçbir zaman geçen şampiyonluk sezonunda da sürekli aksayan bir oyuncuydu. Şu geçen var sezonunda... ayağını uzattığı anda Beşiktaşların rahatlıkla eyvah penaltı mı diye sorguladıkları çok an oldu. Öyle değil mi? Çok. O yani, anları yaşadılar. Tabii çok çok sıkıntılı. Hele şimdi Josef de yok. Üçlü yer ben sana orayı dolduracak şey yap. Çok zor iş. Oyuncu yani. Alması lazım. Bu da açık ve net konuştuk burada. Sol bek aldılar. Şimdi bir tane de stoper alacaklar. Ya stoper ama orta saha. Hangisine önlü karar verecek? Şimdi, tabii. Şöyle bir mesele var. Şimdi, kim gittiğinde Napoli'ye dedim ki şimdi Fenerbahçe'nin şu an iki stopere ihtiyacı var. Evet. İki stoper. Kim gidince iki tane stoper alman lazım. Josef gidince iki tane aynı adamdan alman lazım. Şimdi Salah'a da giderse ne olacak? O zaman dört stoper alman lazım. Dört tane transfer etmen. Çünkü Serdar Aziz önemli bir oyuncu ama çok sakatlanıyor. Serdar Saatçi'yi galiba tekrardan affedecekler ama genç oyuncu o çok açıkçası. Affetseler de o şeyi artık o geçerliliği nasıl sağlayacak? Artık bence kırılma. Orada da Okya'dan çıktı. Bir kırılma oldu orada. Evet, kırılan hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Olmaz. Gönüller biraz orada değişik oldu. Evet. Beşiktaş'ı konuştuk. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'da transferler tam anlamıyla bitmiş olmamasına rağmen ben dün Fiorentina karşısındaki oyunu beğendim. Seyretme fırsatınız oldu. Şimdi o ayrı. Ben hemen bir tartışma konusu açayım mı? Tamam. Sağ kanatta kim oynuyor? Yunus Akgün. Solda? Kerem Aktürkoğlu. Evet. Ortada Seferovic. Santrafor. Santrafor işte onu söyleyeyim. Seferovic değil mi? Bir sezon bu isimlerle gider mi? Gitmez. Hepsinin eksiği var. Gitmez. Zaten bir tane santrafor, bir tane kanat, bir tane orta saha, bir tane altı numara, bir tane stoper arıyor Galatasaray şu an. Yani çok eksik var. Evet. Şimdi rotasyon yok. Duygusal olmayacaksın bu konuda. Açık ve net konuşacağız. Rotasyon yok. Öyle bir sezona giriyorsun ki işte Dünya Kupası sezonu oyuncu alman lazım. Tabii. Bir de bir şey var. Transferi kim yapıyor Galatasaray'da? Erden Tümur, Cenk Ergün, Okan Buruk. Bir dakika. Cenk Ergün kenara park ettiler. Onu çok evet girmiyor. Işte. Parkta. O parkta orada şimdi geldi gideyim neyse bir şey demiyor. Ağzı dilini ısırıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum sevgili Ercan Taner. Erden Timur'un yapacağı takım transferlerle Galatasaray şampiyon olacaksa yani futbol bilgisi oyu ya bilmiyorum yani sonuç olarak. İşte inşaatçı adam. Eğer bu futbol şube sorumlusunun transferleri ki o yapıyor. Görünen o. Yani şampiyon olacaksa Beşiktaş vallahi o zaman helal olsun. Galatasaray. Ha pardon Galatasaray. O zaman evet. Zaten helal olsun. O zaman zaten hiç konuşacak bir şey yok. Biz de taslarağı toplayalım haftaya gidelim abi. Hiç konuşmaya gerek yok. Şu isim konuşuluyor ya. Cavani. Heyecan verici değil mi? Cavani. Ben de heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorsun. Evet. Falcao da heyecanlanmadık mı futbol sever olarak? Heyecanlandık. Şöyle Fenerbahçeliler Mesut da heyecanlandı. Galatasaray'da da Falcao adam. İkisi de olmayacak. Futbol dünyasında dedim ki aa Falcao dedim. Daha 3 sene önce maçında ama aradan 3 sene geçmiş. Allah rahmet eylesin. Bizim şu an gelmiyor programa Marco Kırdemir ölmedi de. Ondan sonra bizim Allah programa uzun ömürler versin. Ondan değil sonra. Falcao. Marco Kırdemir dedi çok ki biz çok Allah bağladık. Burada programa çok geldi. Benim de iyi dostumdu. Şimdi küstü bana. Ondan sonra. Barıştıracağım ben size. Bak kolay kolay barışmam. Bana bir lokum mokum bir şey anlatsın. Şimdi dedi ki adam. Yahu dedi. Bu adam dedi Madrid'de benim dedi çok masör dedi işte bu sakat dedi müzmin dedi ve burada da söyledi bu dedi bir maç oynar bir maç oynayamaz bir maç oynar üç maç oynayamaz iyi bir maçtan sonra da evet. Yani, ve bunu defalarca söyledi yani daha transfer edildi daha dedikodusu çıktığından bir ay önce anlattı defalarca konuya hakim adam
İspanya'da yaşıyor, Madrid'de yaşıyor. Falcao da arkadaşı, hepsi arkadaşı o grup. Sağ olsun geldi söyledi. Ya bu kadar da bir mesele var yani. Ve gittiler ısrarla Falcao'yu aldılar. Israrla aldılar ve 30 milyon euro. Burak Elmas açıkladı. Ben milyon dolar diyordum. Euro çıktı. Allah'tan parite denkleşti de. %20'de evet. 1.2'ye düştü falan parite. Ha şimdi Cavani'yi duyuyoruz ya. Ya anlaştılar mı, konuştular mı, konuşuyorlar mı bilmiyorum şöyle, da. Ben size şöyle bir bilgi vereyim. Ya şimdi büyük risk değil mi? Cavani menajeri tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a öneriliyor hatta mu? Trabzon'a önerildi. Ama eski Cavani olmadığı için adı, sadece adı var bana kalırsa şu an. Kimse ilgilenmiyor. Meşhur Cahit Sıtkı'nın yaş 35. Yolun yarısı. Yolun yarısı. Bir de onun devamı o bir cümle dize daha var. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 35'ten evet. sonra. Evet. Şu var ama. Ya yani herkes Zlatan olamaz. Orta yaş. Onu demek istiyorum. Evet, orta yaş 50 oldu ama. Cavani başka bir yeşil sağda olmayabilir bazen. Ya herkes Zlatan olmayabilir. Olamaz o. O farklı bir şey. O kendi için oynuyor. Ama şey diyorlar. Hemen konuyu biraz futbol dışına bağlı. Aman ha 50 yaşından sonra hatırlatıcı dozunuz olun diyorlar Covid için. Evet, evet. Hani orta yaş 50 olmuştu diyorum ben de. Ya şey o. acayip bir şey yani. Tabii tabii. Şimdi onların tabii şeyi hayat Zlatan'la şey tabii. Bambaşka. Çok bambaşka insanlar. Onlar Mars'ı. Herkes onlar gibi olamaz. Olamaz, evet, evet. Evet değerli dinleyenler, çok keyifli bir sohbet oluyor. Çok güzel bir program oluyor. Hatta bence en iyi 5 programdan en iyi 5 program arasına girer diyeyim. Öyle bir yorum yapayım. Eyüp yapma, Oscar'lara doğru gidiyoruz zannettim kendimi. Ama mesajlar da sayende Eyüp, teşekkür ederim. Estağfurullah. Eyüp bir de şeydeydi. Yo, ben sabote ediyorum. Şöyle bir meselesi var sevgili Ercan Taner. Geçen sene şeye gittim, Muğla'ya tatile. İşte orada Marmaris. Muğla, yarısı yandı. Muğla ile. Yok yok, ondan değil. Gitti orada bayağı da şey. Çok da ağırladılar. Avant'a tatil yaptı. Öyle evet. mi? Tabii tabii. Bir sen. Akrabamızda kaldık. Deniz adam evi satmış bu sene. Onu görmesin diye. Bu sene de Muğla Belediyesi neyse masrafını çünkü orada şey. Buraya şey, gelme. Avşadası'na gitti. Bir aydır Avşadası'nda. Güzel tatil yaptım ama Avşa güzelmiş. Tanıdılar mı seni orada? Çok. Gerçekten? Çok. Hatta yani... Kalabalık bu, mıydı? Çok kalabalıktı. Orası çok kalabalıktı. Ben bir defa gittim. Hatta oradaki yerliler birazcık bu konuda müzdaripler. Yerliler derken yani uzun süredir orada kalanlar artık kaldırmıyor. Çok sık elektrik kesiliyor. Ama yılların oradaki problemi o. Hayır. O yılların problemi. Abi Bodrum'da elektrik kesik. Su yok. Kuyusu olmayanın suyu yok. Bu evet, evet. Ya sevgili Ercan. Kapasitesinin üzerinde dolmuş yani. Şöyle bir yani. Şey söyleyeyim. Şimdi Bodrum, diyorum ki Pompei gibi. Bodrum'a ilk ben 1984'te gittim. Hmm. Şimdi. 86'da da ben. 85-80. Kuşadası'nın aynı o bir ay içinde. Esas yer Kuşadası'dır zaten. Evet. En güzeli Eyüp. O Kuşadası nasıl güzel bir yerdi biliyor musun? O kalenin orada gittik. Ben hayran oldum. Şey vardı ya Fransız tatil köyü. Evet. Ya müthiş bir yer. Kuşadası evet. müthiş bir yerdi. Sonra bir baktık 1900 kaçta gittim? 90'larda ölmeye başladı. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Yarışa gitmeden önceki konuyu değiştirebilir miyim? Nedir konu abi? Galatasaray'ın rotasyon problemi. Beşiktaş'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk, Trabzon'u da konuşacağız birazdan. Ama o çok yani rotasyon da eksik şu anda. Onu vallahi söylemek istiyorum. Şimdi aslında iyi parçalar yavaş yavaş bulmaya başladı. Seferovic için ne dersiniz mesela? Ben çok sakatlanmazsa... Seferovic deneyimli oyuncu. Sakat her oyuncu için geçerli ama, sakatlık. Yok, o daha önce aynı yerden bir iki kez sakatlandı. Ama şimdi şu anda iyi. Şimdi sen şimdi aynı paraya 30 milyon euro verip Falcao gibi bir oyuncu alıyorsan olmaz. Ama şimdi bu para bedava. Evet. Ya Allah derim yani. Ben Seferovic'in bayağı iş yapacağı kanaatindeyim. Bence de 1 milyon euro kiralama... 2,5 milyon euro satın alma hiç opsiyonu. Hiç bedava. Allah Allah derim ben. Ama bir yedeği Gomis. Ya şimdi bir de şu var. Boşnaklar Türkiye'yi çok severler biliyorsunuz.
Evet tabii. Ya hiçbir burada hiç yabancılık çekmeyeceği kesin. Bir sürü de arkadaş olmuştur şu anda Boşnak zaten. Ya zaten bütün mahalle hepsi gelmiştir. Evet. Bayrampaşa zaten aramıştır onu. Bütün bizim yıldır. Ahmet Uykan'ı aramışlar. Ahmet Uykan'ı aramış. Ya bir kere o yönden çok rahat edecek. Ya moral motivasyonu ya. Yedeği Gomez de sezon sonuna kadar dayanabilir mi kendisi? Yedek kalmayı da kabul edecek. O da bir yere kadar Gomez bence. Tabii tabii. Hiç yok, hiç konuşmaya bile gerek yok. Dakika 68'de oyuna girmeyi kabul ediyorsa bence iş yapar. Ki zaten ancak öyle yani bu. Peki. Ha, yağlanmış da biraz. Geçen sezon Yunus Akgün, pardon düzeltiyorum, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu vardı Hasan'da. Evet. O tarafı kullanıyordu Galatasaray ama sağ tarafı bir türlü sahiplendiremedi. Yani Babel olmadı, Feguli olmadı. Babel zaten olmayacaktı ki. Morutsan olmadı. Hiçbiri olmadı. Barış Alper Yılmaz olmadı. Morutsan'ın hayal kırıklığı olması büyük soru işareti. Onu da Babel ile Can Çobanoğlu burada dedi ki daha transfer yapılacak. Ya dedi bu adamın yaşı var dedi. Buna 2,5 milyon 3 yıl artık garanti para, 2,5 imza parası. 10 milyon euro yapmayın dedi. Bu dedi nitelikli dolandırıcılığa girer de Avrupa'da olsa yapmayın dedi. Can Çobanoğlu söyledi burada. Bas bas bağırdı. Ama olmadı. Olmadı. Belliydi zaten. Haklı. Şimdi Yunus Akgün sağ tarafı aktif hale getirebilir mi? Bir sezon boyunca getiremez. Ne söyleyeyim. Hemen. Bir sezon boyunca olmaz. Mümkün değil. Ya oraya hemen diyeceksin ki B planın var mı? Ve o B planını da bulacaksın. Tabii. B ya şampiyonluğa oynamak istiyorsan. Tabii bunlar tecrübeyle sabit olan şeyler. Yani bunları yaşadığımız için rahat rahat söylüyoruz. Hele Ercan Tener bu filmi. Ya. Filmi kaç ya kaç şeyini seyrettim? 1983'ten beri seyrediyorum filmi. Yani bazı oyuncularla görüşüyorlar ama ben özellikle Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ağırlıklı. Onları banko arada, düşünebilirsin. Evet. Ama B olarak planın da iyi değilse şampiyonla oynamayacak mısın? Tabii. B planında olması lazım. Marukhan'ın satışı sonrası oraya Abdülkerim Bardakçı geldi. Marukhan çok atlet. Yani, ayrı bir oyuncuydu. Evet yani duvar örüyordu Marukhan. Ama Abdülkerim yani oyun kurması iyi, topu aldığı zaman iyi oyuna sokuyor. Fakat ama Marukhan hızında ve atletizminde değil. Arada biraz fark var. Onu söyleyeyim. Ya hemen tamam alındı. İşte o zaman konuşuluyordu ya Türk oyuncu olacak. Bak savunmayı alıyoruz Türk oyuncu. Belki Beşiktaş'ta rekabet edildi. O transfer evet yapılırken belki. Belki Fenerbahçe. Ya bir yere daha belki. Evet. Bunlar tabii bir açıklamadı Beşiktaş. Bir teklif yaptı dedi. Gazetede okudum onu da Beşiktaş. O kabul edilmeyince biz çekildik dedi. Ama Marco ile arasında dağlar kadar fark var. Açıkça onu söyleyeyim. Bir sınıf onun var. Bakış açısı, sahaya oyuna bakışı. Arada nereye gitti Marco? Hangi ülke? Sevilla. Ay hangi ülke? İspanya. La Liga'ya gitti. La Liga'ya gitti yani. Ya Sevilla da İspanya'nın belirli bir standardının üstünde takımıdır. 3. Yani Atletico Madrid 3 oldu da 4. Diyelim. İlk 4'te, hep ilk 4'te. 1 2 3 4 ilk 4. Sevilla Valencia. Sevilla. Bilirsin on takımları. Sevilla'ya gitmişsiniz çok. Gittim. Ne güzel şehir. Real Betis'in Fenerbahçe maçını anlatmıştım. Öyle mi? Real Betis Fenerbahçe yıllar önce. Real kazanmıştı, Betis kazanmıştı. Betis kazanmıştı ama o ne sıcaktı ya. Ben böyle bir sıcak hatırlıyorum. Onların da çok garip bir statları var galiba. Üstü hiç kapalı. Garibin dışında şöyle bir olay var. Tribünler biraz full oluyor. Bizde olmayan bir şey. Hep full. Peki Sergio Oliveira. Şimdi ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim. Galatasaray ikinci Selçuk İnan'ını buldu diye düşünüyorum. Çok sakin, duran toplarda çok başarılı. Hani böyle falan buldu mu diyorsun? Yani işte o esintiyi sunuyor gibi. Öyle söyleyeyim. Sezon başta daha temkinlisiniz. Ben her zaman öyle bakarım futbolda. Benim için ölçülükte başlıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu lig şey doluyor dedin ya. Şimdi bizim patrona Cordova'yı teklif etmişlerdi. Ligden yeni düşmüştü. Ondan sonra bundan 6-7-8 yıl önce gittik biz de Barış Artürk'le beraber. Bakma ne stat nasıl, kulüp nasıl. Ancelotti'nin menajeri o da işte o zaman işte şey. Ancelotti de yemek yiyorduk akşam. Adam ben gideceğim dedi. Ancelotti şey istiyor. Bayern Münih istiyor. Oraya gideceğim dedi Ancelotti. Ondan sonra gittik baktık. Cordoba ufak bir şehir. Ev 50 bin kişi var. Zaten 40 bin kişilik stat var. O da dolu. Dedim evde kim kalıyor? Doğru. Ondan sonra sahibi de Madrid'de yaşıyormuş. Hmm. Halk da kızıyormuş. Tarafından. Neden Madrid'desin? Niye Madrid'desin diye. Vallahi dedik, bizim patron Türkiye'de nasıl olacak? Hiç bu iş olmaz.
Vallahi olmazmış. Zor. Ona da kızar. Şimdi Ronaldo'nun sahibi Valladolid. Valladolid'in sahibi değil mi Ronaldo? Evet, evet. Fenomen Ronaldo ama. Evet. Acaba her zaman orada mı? Her zaman orada mı? Yani bu çünkü fenomen Ronaldo mutlaka bir yerlere gidiyordur. %100 yani bir yerlere. Peki Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor kupa kazanmaya devam ediyor. Sivas Spor maçına kadar hazırlık maçlarında da çok fazla ışık vermediler. İki tane hazırlık maçlarını seyrettim. Hmm. Çok durağan bir futbol oynuyorlardı. Ben de seyrettim. Yüklemeyle ilgili olabilir. Olabilir. Doğru. Çok ağır antrenmanlar yapıyorlar. Ama Sivas karşısında çok net, çok iyi bir oyunda açıkçası 4-0'lık net bir galibiyetle kupayı kazanmayı başardılar. Abdullah Avcı bu oyunu devam ettirirse bir kere şampiyonluk yarışında bir Trabzonspor'u ilk yazarız diye düşünüyorum. Şampiyon olmuş bir takım yeni sezona başlarken tabii ki iyi ve rahat başlar tabii gibi geliyor bana. Sürpriz olur ötesi. Çok kötü bir başlangıç. Bir de Sivaspor'un hiç bu kadar karşı koyamayan bir yapıdaki futbolunu hatırlayamıyorum. Şeyden dolayı, bu Avrupa maçlarından dolayı zannediyorum. Bana da öyle geliyor. Ben bu gücü kalmadı. Yani hem motivasyon... Ya da kadroda da bazı problemler var herhalde. Ya bu kadro yeterli mi? Onu düşün. O da tartışılır. Çok kolay teslim oldular Trabzonspor'a. Evet, çok kaldı. Kim Morutsan istiyorlar? Morutsan yani belki şu yapar. Haliyle hayır, belki Trabzon'a... Şey Morutsan bir görmek lazım. Morutsan'da bir yetenek var. Hayır, ben şeyde bu bir önceki bayramda şeye gittim. Bükreş'e gittim arabayla. Hı hı. Oradan işte ben geçiyorsun köprüden, orada polis işte şey Bulgar'dan şey Roma'ya geç, orada konuşuyorsun neyse, Türk mülk falan filan işte, aa dedi, siz dedi bizim dedi iki tane en iyi oyuncularımızı aldınız dedi. Hmm. Çıkırla ile Morutsa, bunlar Romanya'nın yıldızı. Evet. Yani bütün tüm Romanya en çok bayıldığı oyuncular. Biliyorlar. Biliyor herkes, evet, biliyor. Evet. Dedi bizim oyuncular siz de, onlar çok iyi oyuncu. Ben ikisi de iyi oyuncu olduğunu net söyleyeyim. Çok önemli bir mesaj geldi. Efendim. Çok önemli bir mesaj. Ne? Ümit Özat yazıyor. Bu program çok keyifli oldu. Sizin yüzünüzden arabadan inemiyorum. Programı bitirin de evime gideyim demiş. Ayrıca beraber başka platformlarla da program yapmalısınız yazmış. Tekliflere açığız yani. Eyvallah. Bir dahaki programı Ümit Özat'ı da bırakmayacağız. Bize misafir olacak. Pazartesi günü. Pazartesi. Evet, pazartesi günü. Bir dahaki pazartesiye bir gelsin ya, bir bakalım Ümit Özat'la ne oluyor. Çok sevgiler. Yani onun Ümit da Özat'ın sohbeti çok keyifli ve tehlikeli. Eğlenceli. Evet. Peki mesela Trezeguet çok büyük bir güç oldu. Bence bir kanada zaten... Vakayem etkisi yaratır mı? Bence yaratır. Hatta bence... Yaratmaması yani için bir sebep yok. En azından öyle. Ya Vakayem'e şöyle topu aldığı zaman sağ sol ceza sahası içine giriş, sanki parkta yürür gibi adam geçmesi, o etkiyi yaratır mı? Farklı meziyetleri var. Şimdi yani bak ne diyorsun, farklı meziyetleri var. Şimdi, ben de hayalindeki Vakayeme şöyle bir şey var. Tek başına maç kazandırıyordu. Yeri geldiğinde. Trezeguet bunu yapacak mı? Trezeguet de West Ham'ı i̇şte onu beklemem lazım. Sene önce. West Ham'dan mı gelmişti o? West Ham'dan. Ya Türkiye'de işte, geçen sene ne yaptı? Geçen sene Başakşehir'de bence gayet iyiydi. Yarım yok, Kasımpaşa'da. Yok, Kasımpaşa'dan gitti. Pardon, ya. Başakşehir'de. Kasımpaşa'da Cagney'i parlatmıştı zaten. Evet. Doğru söylüyorsun. Cagney'i yaptı. Premier Lig. Hayır, ben şimdi Vakayem'i öyle düşünüyorum. Ya böyle sembol bir ismin ayrılması gibi oldu zaten bence Trabzonspor'dan. Evet. O ne yaptı? Kimle anlaştı? Daha anlaşamadı. Hull City galiba, öyle okudum. İlgileniyor ama daha olmadı yani. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Olmadı. Acun Ilıcalı diyormuş ki zaten ya para değil ya bunlar. Şimdi o da alıştı ya şeye. İngiltere'de pound buradaki ya, paralara bakacak. İngilizlere göre hiçbir doğru şey söylüyor ama para doğru değil söylüyor ya diyor, bu para hiç 25 milyon euro bir seferde daha gelir gelmez. Daha o sol bekini mi sattı? Kim evet sattı? Yani şimdi bakıyor. Ya diyor para değil bu oyuncular. Hayır, bedava. Eyüp. Galibiyetle başladılar. Evet. Serinin son dakikada gol attı. Evet. Son dakikada. Evet. Yani ben dünyanın en zor liglerinden biri olarak Championship'i değerlendiriyorum. Bir en de İspanya'da şöyle zor. Bitmiyor. Bitmiyor. Çok takım var. Bir de La Liga'nın altındaki lig. Kaç takım İspanya'da var? 19-20 takım var aşağı yukarı. 20 takım var, evet. Bitmiyor yani lig. Peki. Bir de hafta içi oynanıyor, hafta sonu oynanıyor, sezon bitiyor. Erken başlıyorlar. En erken başlıyorlar. Onlar başlıyor, en geç onlar bitiriyor. Ben hazırlık maçı zannettim, lig başlamış. Lig maçı. Ama şu var,
büyük iş yaptı Acun Ilıcalı. Bence de. Bir problem var yalnız bence. Sen Şota'yı oraya mesela lokal şimdi orası bir İngiltere'nin kendi bir çok iyi biliyorsun bir karakteri tabii var o. Çünkü İngiliz futbolunun kendine has bir karakteri evet var. Evet abi şimdi gelen maçı da özellikle Championship. Gelen de o mahallenin Eyüp. Şimdi orada trenle gidiyorsun. Aha diyorsun ben bu takımı biliyorum ya bu Premier Lig'de burası mahalle. Tabii. Bildiğin mahalle. Geçiyorsun ya Maltepe evet. İşte atıyorum Büyükşehir bilmem. Aha diyorsun bu mu? Bir de yani şimdi baktığında peki abi o kadar şey bir şey bir Şota mantıklı mı hoca olarak? Ve o kadar iyi tanıyor mu? Tanıyor mu? Ya burada da işte olay başladığı zaman net olarak o yorumu yapacağız bence. Şimdi ilk galibiyet bir şey devam. Evet şimdi bu devamlılık esas. Şota geldi işte bir kendi o İngiliz hocası vardı sonra Şota geldi Eyüp. Gönderdi. Evet. Sonra zor kurtardılar. Ben de bir AVM'ye gittim saat böyle 11.30 falan karnım da aç böyle gittim oradan bir tane işte fast food bir şey aldım onu yiyorum o arada şeyi okuyorum. İşte vakit geçsin bir şeyler alacağım bir şeyler aldım onun yapılmasını bekliyorum. Okuyorum. İşte Şota yeni gelmiş. Adam şey yapıyor. Taraftar isyan ediyor. Neydi takımın adı? Hull City'nin. Diyor ki bağırıyor. Televizyon bakıyorum. Onu seyrediyorum. Anlatıyor adam. Yahu diyor. Bu oyuncuları diyor. Benim diyor 8 yaşındaki kızım diyor 10 yaşındaki kızım diyor bunu diyor burada sağ bekle işte orta sahada bu 3 oyuncuyu oynatmaz anlatıyor. Tek tek de anlatıyor. Çünkü bütün gün hayatı boyunca o kulübü o şeyi seyretmiş. Tabii bunu o bir gelenek var. Gelenek özü bu. Ve hakikaten de o adam Şota'dan o takımı daha iyi biliyor. Şimdi öyle olunca aklıma son 4 yıllık Fenerbahçe geldi. Yani gelen hocalar ya bu kokun orada onu oynatması işte onun üç bilmem bir sürü şey. Şimdi insan tabii hep yaşanmıştık. Taraftar yani şöyle bir örnek vereyim. Sevgili Hasan Bey, Bielsa'yı biliyorsun. Evet. Leeds United hemen çıkartamadı biliyorsun. Çıkartamadı. Evet. Ya o kadar zor bir lig ki o. Yani çıkartamadı hemen. Geldi dediler ki ya acayip bir Leeds United meydana geldi. Şu oldu bu oldu. Çıktı. İşte herkes BS hayranları vardı Türkiye'de. Evet. Ya futbol dehası derler. Neredeyse küme düşüyordu. Gönderdiler hocayı bundan evet. Sonra. Kaç yıl kaldı liste. Ama o damgayı takım çıktı. Tamam bir şey demiyorum. Ama bayağı uğraştılar. Çıkıyordu çıkamadı bir daha şey oldu. Uğraştılar yine değil. Sonra Premier Lig'e çıkınca da olmuyor işte evet. Olmuyor. Şey kolay değil. Hep zaman Fulham mesela durmadan küme düşüyor. Her sene. Ama geri de dönüyor. Ama her sene küme düşüyor. O da alışmış çıkmaya alışmış. Ya çıkmaya çıkıyor. Kolay çıkıyor. Asansör deriz ya biz Türkiye'de. Ama kolay çıkıyor. Evet. Şey farklı. O zamanın ruhu denen bir şey var. Mesela zamanın ruhu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. İngiltere'de veya şeylerde futbolda zamanın ruhu yıllık oluyor. Aylık oluyor. Değişiyor yani. O kadar hızlı değişiyor ki ruh. Yani işte, artık ama muhabbet şuna geldi. Dünyada değişiyor artık zamanın ruhu. 2 ay önce o muhteşem 2 ay sonra farklı bir şey. 3. ay gidiyor. Çok enteresan parametre. Ercan Taner hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Çok güzel bir program olduk. Bitti. Su gibi aktı. İkimiz olunca zaten zaman geçmiyor. Ya az yarışa yara eklem dedim. Tam bir şey söyleyeceğiz. Program bitti. Çok güzel program oldu Hasan Bey. Sana da teşekkür ederim. Sevgili Ercan Taner. Bazen şimdi Can Küçük Yıldırım var bizden sonra. Onun programı var. Ona şey yapmayalım. Girmeyelim. Programına tecavüz etmeyelim. Fakat senin program çarşamba mı? Benim program çarşamba. Önce Ercan Taner ve sen de sen gelirsen. Tamam. Gelmezsen Ercan abi. Şimdi abi şu var. Benim şöyle bir mesele var. Ben şimdi 10 yıldır çok çalışıyorum. Ben hiç yıllık iznim falan kullanmadım. Yıllık izne çıkıyor. Çünkü bırakamadım. Eyüp Yıldız var diye bırakamıyordum. Gözüm arkada. Şimdi ama artık rahat rahat bırakabilirim. Evet. Ben de gözün böyle arkada parça kalmasın. Parça müsaadenle yıllık iznimi kullanacağım. Vallahi. Hay hay. Yani belli senden mi gidilecek yerler? Vallahi işte. Geldiğinde yalnız burada AVM program yerine AVM bulursan şey yapma yani. bak bizim programı AVM yapmışız yani. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Ercan Taner'e hoş geldin diyorum hoş tekrar. Çok müthiş, keyifli bir program çok oldu. Çok keyifli bir efsaneyle. Şimdi gerçekten çok keyifli bir program oldu. Ercan Taner bir efsane. Türk futbolunda. Hem spor spikerliğinde evet. Hem de spor yorumculuğunda. Bir de şey gibi evet. Drogba gibi. Şimdi Drogba Galatasaray'a geldiğinde hem yarışıyordu hem yaşıyordu. Ercan Taner de hem efsane hem yaşıyor hem yarışıyor. Bu müthiş bir şey. Çok teşekkür ederim sevgili Hasan Bey. Çok sağ ol. Değerli Radyo Spor dinleyenleri müsaade istiyoruz. Yeşil koltuk sona erdi. Hoşça kalın.
Sosyal Bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Eyüp Yıldız, Ercan Taner ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.